أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlarımız, hayat veren nurla ilgili derslerimiz devam ediyor. Hayat veren nurun kendisi Kur'an-ı Kerim, İslam'dır. Hazreti Muhammed'in bağrından parlatan yüce Allah'tır İslam'ı ortaya koyan. Onun için En'am suresine gelmiş bulunmaktayız. Bu yüce sure de diğer sureler gibi Mekke döneminde nazil olan ve 165 ayeti içeren yüce bir suredir. Bu En'am suresi, bu sureyi İbn Abbas'ın da rivayet ettiği gibi 70 bin melek diyor, uğurladı diyor. Ve öyle bir bayram, düğün diyor ortamında uğurlanır gibi uğurlandı diyor. Ve bu sure Peygamber Efendimiz'e 50 bin melekle Cebrail aleyhisselam bir orduyla diyor, gökyüzü kaplanmıştı diyor, kapalıydı. Peygamberimize bu sure geldi diyor. Hepsini, o gece katiplerini de Peygamberimiz topladı ve yazdırdı diyor. Sadece 6 ayet diyor, içerisinde 6 ayet hariç olmak üzere diyor ki, bu ayetlerde 151. ayet, 91. ayet, 21. ayet, 93. ayet ve 114. ayet, bir de 20. ayetleri efendim daha sonra geldikleri rivayet olunmaktadır. Tabii bir diğerinde de 153. ve 151. ayetlerin Medine'de inmiş olduğunu söyleyen ravilerimiz, rivayetler bulunmaktadır. Yine ayet 98 ve yine diğer kıraatlerde, diğer görüşlerde bulunmaktadır. 92. ayet, 145. ayet, diğer kıraat imamlarımız ya da değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunun için bu sure-i celile, içerisi bütün şirki ortadan kaldıran, şirke karşı kesin delilleri ortaya koyan ve tam anlamıyla bir delilleri, kesin delilleri içeren surelerden birisidir. Onun için bu sureyi de diğer sureler ve diğer ayetler gibi bütün varlığımızla anlamalı, kavramalıdır. Hayat bulmalıdır. Hayat veren nurla parlamalıdır. Çünkü şirki yok etmeden, küfrü kişi kendi içinden ve yanlışları kendi iç dünyasından, enfüsi ve afaki aleminden, bunları uzaklaştırmadan kişinin hayat bulması da mümkün değildir. İslam kişiyi nur ile, tevhid ile, ilim ile, irfan ile, bütün yüce değerlerin kula ait olan kısmıyla kulu donatır. Yanlışları senden uzaklaştırır, seni en mutlu bir hayata hazırlar. Estaizu billah, bak Rabbimiz ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ Cenab-ı Hak buyuruyor, hamdü sena diyor. Hamd, ezeli ebedi yüce övgülerin, övmenin, övülmenin tamamı. Gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur diyor. Hamd işte Allah'a mahsustur. Çünkü gökleri yaratan diyor, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Hamdü sena diyor. Hamd, övmenin, övülmenin tamamı ona aittir. Böyleyken kafirler hala Rablerine başkalarını eşit sayıyorlar. Başka yaratıcı yok ki. Bu yüce sıfatlarla muttasıf olan Allah'ın eşi olur mu? Allah birdir. Şeriki, naziri, dengi, veziri yoktur. Benzeri, misali yoktur. Onun için Cenab-ı Hak bütün sıfatlarında, bütün isimlerinde, bütün yaratıcılığında, ne varsa alemlerde onun hükümranlığındadır, o birdir. Hiç ortağı, şeriki, nazri, yardımcısı, veziri yoktur. Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden odur. Tayin edilen bir ecelde onun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz diyor. Yani sümme entüm temterun, hiç şüphe edilir mi? Bu yüce kudret karşısında şüpheye hiç gerek yok ki. Ve huvallahu fis semavati ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun. O göklerde de yerde de tek Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilmektedir. Hakkıyla bilir. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Öyle diyor, beyni kara insanlar, kalbi kara insanlar var ki diyor, her ayet gelmesinde inkar ederler diyor. Allah bunlardan eylemesin. Ey insanım diyen Allah'ın kulları, aklınızı başınıza alın. Bu Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayın, iyi dinleyin. Hükmünce iman ve amel edin. Yoksa kendinize yazık edersiniz. Kendimize yazık etmeyelim. Biz hepimiz birbirimizdeniz. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Adem'in evlatlarıyız. Bunu unutmayalım. Allah'ın yarattığı kullarız. Ona teslim olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'in her emrine teslim olduğun zaman Allah'a teslim oldun. İşte o zaman Allah'a teslim oldun. Yoksa Allah'ın sözleri olan Kur'an'ı, Kur'an Allah'ın kendi kanunlarıdır, kendi kelamıdır. Bir tanesini sakın şüphe etme, tek birinde bile. Tek birini bile sakın inkar etme.
Çünkü cüz'i inkar külli inkardır. İman gider yok olur, yazık olur. Onun için Allah'ın kahrından, kazabından, Allah'ın rahmetine, merhametine koşmalıyız. İslam tamamen Allah'ın rahmetidir, mağfiretidir, merhametidir. Ezeli ve ebedi lütuflarıdır. Hayat veren nurdur İslam. Unutma bunu. Mutlu ol. Hayat bul. Bu nurla aydınlan. İşte bütün çağları, gökleri, arşı, ötesini, berisini, ruhları, kalpleri aydınlatan işte nur, Kur'an'ın, İslam'ın nurudur, Muhammed'i nurdur. Bunları ortaya koyan Yüce Allah'tır. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Alaya aldıkları şeyin haberi yakında kendilerine gelecektir. Allahu Teala'nın her emri yücedir. Alay edilecek İslam'da tek bir emir yoktur. Tek bir kelime de yoktur İslam'da alay edilecek. Hatta bir tek nokta bile bulamazsınız. İslam ilahidir, eşsiz yücedir. Çünkü Allah'ın kurduğu düzendir İslam. Elem yeravkem ehlekina min qablihim min qarnin mekkennahum fil ardı. مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ Bak Yüce Rab burada da ne diyor? Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık diyor Cenab-ı Hak. Aziz dostum, Cenab-ı Mevla velev nezzenna aleyke kitaben fi kırtasin felemezzuhu bi'eydihim lekalellezine keferu in haza illa sihrun mübin ve kalu levla unzile aleyhi melek وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ Aziz dostum, Cenab-ı Hak diyor ki eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsalardı yine de o kafirler muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir derlerdi. Ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَقِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ اَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Eğer peygamberi biz bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam şeklinde yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük.
senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıverdi. De ki, yeryüzünde dolaşın da, yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. Cenab-ı Hak burada da, işte kendi kanunlarını, kendi nizamını tanımayanlara ne yaptı burada? Uyarısını yaptı. İltimatomunu verdi. Dedi ki, nice bizim kanunlarımızı, emirlerimizi, kitaplarımızı, peygamberlerimizi inkar edenler oldu. Karşı geldiler. Biz de onları günahları sebebiyle helak ettik diyor. Ey insanoğlu, Muhammed'in çağlarını yaşayanlar. 14 asır bundan önce 14 asır Muhammed'in asırlarıdır. Kıyamete kadar bütün çağlar Muhammed'i çağlardır. Bütün milletler Muhammed'in ümmetidir, onun milletidir. Bütün inanan inanmayan bütün insanlık hepsi Muhammed'in ümmetidir. Onun için herkes aklını başına alsın diyor Cenab-ı Hak. Önceki helak olan milletlerin başına gelen belalar sizin başınıza gelmesin diyor. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'i bir yandan beşir olarak bir yandan nezir olarak gönderdi. Müjdelerle gönderdi, tehlikeleri haber verdi. Uyardı, uyarmadı, bir konu bırakmadı. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed, insanlığın tümünü kıyamete kadar uyarmaktadır. Ve doğru gidenleri de bitmek tükenmek bilmeyen Allah'ın lütuflarıyla müjdelemektedir. Kul lemin ma fis semavati vel ardı. Kul lillah ketebe ala nefsihi rahme. Leyecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fih. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Aziz dostlarım, Cenab-ı Hak diyor ki, de ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Elbette Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi varlığında asla şüphe olmayan, kıyamet gününde o sizi toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar. Vay geldi o inanmayanların haline. Gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. Yani Allah'ındır. O işitendir, bilendir. Bütün mahlukatta işittirdiklerini kim işittiriyor? Her şeyi işiten Allah bize de işitme duyusu vermiş. Her şeyi ezeli ebedi gören Allah bize de görme efendim yeteneğini vermiş. Daha neler vermiş, daha neler vermiş. Şöyle bir bak görelim, bakalım, görelim, düşünelim. Yine Yüce Rab diyor ki, قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ هُوَ يُدْعِمُ وَلَا يُدْعَمْ قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ اَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
Men yusraf anhu yevme izin fekad rahime ve zelikel fevzül mübin. Ey aziz dostum, bak Yüce Rab diyor ki, de ki gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi beslenmeyen, Allah'tan başka dost mu tutayım? Ey Habibim Muhammed Mustafa, böyle söyle onlara, ben İslam olanların ilki olmakla emrolundum de ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. De ki, ey şanlı Muhammed aleyhissalatü vesselam, bu Kur'an-ı Kerim'i iyi anlatın ey Muhammed'in ümmeti. Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım de. O gün kimden azap giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Aziz dostum, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ve iyyem seskallahu bidurrun felâ kâşife lehu illâhu ve iyyem seske bihayrin fehüve alâ kulli şeyin kadir ve huvel kahiru fevga ibadi ve huvel hakimül habir. Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur. O zararı senden def edecek ondan başkası var mıdır? Yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa, kuşkusuz o her şeyi yapabilendir. O kullarının üstünde tam hakimdir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır.